Herkese merhaba Şifre Net izleyenleri. Bugün benim için, bence Ayhan abi için de gerçekten heyecanlı bir gün. Çok uzun zamandır beklediğim bu kutu ofise geldi ve hani şöyle söyleyeyim size, Deniz'i devamlı sıkıştırıyordum. Bu kutu ne zaman gelecek? Bu kutu ne zaman gelecek? Ve en sonunda kutu geldi. Biliyorsunuz Ayhan abi bir süredir 3 boyutlu yazıcılarla alakalı içerikler üretiyordu. Artık bu içerikler daha da fazla gelecek ama bu seferki kutu açılışına ben de katılmak istedim. Abi ne diyorsun? Şu an teknolojinin en iyi kanalına en iyi 3 boyutlu yazıcıyı getirdik diyebiliriz. Şu an gördüğünüz bu yazıcı hem Türkiye'de üretiliyor hem de bu zamana kadar gördüğümüz en iyi 3 boyutlu yazıcı. Formula 1 serüveni varken şunu duymuşsunuzdur. Formula 1 kupası 3 boyutlu yazıcıyla basıldı. İşte o kupayı basan model bu. Ve biz de bu ofise bu modeli getirdik. Sizlerle beraber bu modeli kutudan çıkartacağız. Ve bundan sonra ofisin ihtiyaçlarını 3 boyutlu yazıcıyla basacağız. Bundan sonra daha fazla içerik üreteceğiz. Ve gerçekten bize heyecanlı videolar bekliyor gibi duruyor. Hatta biz bu videoyu çekerken 4-5 saat önce 3 boyutlu yazıcıyla bir oyun kolunu kokpite çevirdiğimiz bir videoda yayınlandı. O da gerçekten çok güzel bir videoydu. Açıklamalar kısmına o linki de bırakacağım. Büyük ihtimalle kartlar da olacak. Bu arada ben kartların hala buradan mı geldiğini veya buradan mı geldiğini öğrenemedim. Nereden geliyor? Soldan mı geliyor? Kart oradan çıkacak. Tam şu an çıktı. Oradan da o videoyu izleyebilirsiniz. Açmak ister misin? Bence sen aç. Tamam ben açayım. Gerçekten heyecanlıyım. Yerli malı sertifikasına sahip olan bu Zax yazıcıyı çıkartacağım. Şöyle bak ne güzel açılıyor. Şuna bakar mısın ya? Çok güzel açılıyor. Biraz kutuyu yırttım ama olsun. Bu kutu 46 kilo ya da 50 kilo civarında olması lazım. Yazıcı da içerisinden çıkacak. Şöyle açıyorum yavaş yavaş. Açtığım en büyük kutu. Heyecanlandığım en büyük kutulardan bir tanesi. Uzun süredir beni bu kadar heyecanlandıran bir kutu olmadı. En son beni bu kadar heyecanlandıran kutu iPhone 12'yi Türkiye'de ilk defa ben çıkarmıştım kutusundan. Oydu. Bak o kadar heyecanlandım yani sana öyle söyleyeyim. Şöyle şu anda önce bir köpüğü çıkartacağız. Gerçekten büyük ya. Ne basacağız Ayhan abi bunda? Ne planlıyorsun? Mesela ne basabilirsin bunda? Kafandaki en uçuk fikir ne? Uçak yapmak. Uçak yapmak. Uçurabilecek uçak. Misin? Deneyeceğiz. Ya 4. levelde bak Safir var. Türkiye'nin 5. yüksek binası olması gerekiyor. Bilmiyorum kafada deli fikirler var tabii. Abi şöyle. Kokpitini yaptık. Uçağın kendisini de yapalım bence. Kutunun büyüklüğüne bakar mısın ya? Yazıcı ortaya çıktı. Z1 Plus modeli şu anda burada. Abi ne düşünüyorsun? Şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yazıcının fiyatını araştırdıkları zaman biraz şaşıracaklar. Onu söyleyeyim. Yani bu yazıcı gerçekten iyi bir yazıcı. Ve iyi bir yazıcıya bu kadar para vereceğiz. Ama arkada yatan olayı bir anlatır mısın? Yani 3 boyutlu yazıcıları kullananlar biliyordur zaten. Çok fazla sorun çıkaran cihazlar. Bu cihazın en önemli özelliği sorunsuza yakın bir cihaz olması. Yani bu cihazı al. Kur, sorunsuz kullan. Defalarca kez baskı aldığında bile herhangi bir ayar, herhangi bir kalibrasyon yapmadan kullanmaya devam edebiliyorsun. O konuda gerçekten çok stabil bir cihaz. Ayrıca kapalı kasası bunun gerçekten çok büyük bir avantaj. Normalde birçok 3 boyutlu yazıcı aslında etrafı açık. Şöyle bir şey, geçtiğimiz hafta sonu Ayhan abinin evindeydim ve Ayhan abinin evindeki yazıcıyla tam bir haftada uğraşıyorlarmış. Yani uygun fiyatlı bir yazıcı var, evet ama nasıl bir yazıcı? Yani mesela filamentlerin o tıkanıklaşmasıyla alakalı bir sıkıntı vardı ve Ayhan abinin tablasındaki cam yamulmuş. Abi camı nasıl yamulttun? Hiçbir fikrim yok. Yani camın nasıl yamulduğunu hiç bilmiyorum. Sadece cam yamulması da değil problem. Sürekli nozul tıkanıklığı yaşıyorum. Mesela bu yazıcıda nozul tıkanıklığı neredeyse hiçbir zaman olmayacak. Çünkü tamamen metal bir kafaya sahip. Dolayısıyla bunda öyle problemler yaşamayacaksınız. Ben kendi aldığım yazıcının ücreti kadar yazıcıya daha fazla malzeme de aldım. Yani şu an belki de iki tane yazıcıyı bir arada kullanıyor diyebilirim kendim için. Ama bu öyle bir yazıcı değil. Yani kesinlikle sorunsuz bir yazıcı, kusursuz bir yazıcı demek mümkün 3 boyutlu yazıcılar arasında. Yazıcıyla alakalı son olarak şu detaylardan bahsetmek istiyorum. Yazıcının en yakın rakibi 110 bin lira civarında ve bu 110 bin lira çok uçuk bir fiyatken yazıcının fiyatı o kadar da uçuk bir fiyata sahip değil ama baktığınız zaman rakibiyle aynı özellikler, neredeyse aynı özelliklerde olduğunu söyleyebilirim. Bundan dolayı yazıcıya kesinlikle uçuk bir fiyata sahipmiş gibi bakmamalı
yapmanız gerekiyor. Şimdi videoyu burada yavaş yavaş kapatacağız. Sadece sizlerle beraber bu heyecanı paylaşmak istedik ama buradaki yazıcıyla alakalı yapacağımız gerçekten çok farklı fikirler var. İlk videolardan bir tanesi yazıcıyla tüm ofisin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Mesela Esabil laptopu kullanıyor ama klavye ve monitör olarak farklı cihazlar kullanıyor. Yani laptop sadece bir kasa olarak kalmış ve bir stand almamız gerekiyor. Mesela bir stand basacağız. Benim telefonumu koyacak bir yere ihtiyacım var. Hemen oradan bir dosya indirip direkt basabileceğim. Bunun gibi ihtiyaçlarımızı anlık olarak karşılayabileceğiz. Geçtiğimiz günlerde süpürgem bozuldu ve bir parçaya ihtiyacım oldu. Tek bir plastik parçayı bu yazıcıyla basabileceğim. Bu mantıkla ilerleyeceğiz sizlerle beraber ve gerçekten güzel videolar bizleri bekliyor. Uçak videosunda ciddi misin? Kesinlikle ciddiyim. Kokpiti yaptık. Uçağı da yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Gerçekten çok heyecanlıyız. Ve dediğimiz gibi Shift Technet olarak en iyi markalardan bir tanesiyle çalışmak ve yerli ve milli bir markayla da çalışmak bizi gerçekten mutlu etti. Var mı abi son söyleyeceğin şeyler? Formula 1 kupasını basmak istiyorum bir yazıcıdan. Cebim ısınsaydı ve götürdüm biliyor musun? Gerçekten bak ofisten çok fazla şeyi ve götürüp deniyorum. Bunu büyük ihtimalle üst katta bırakacağım ve gerçekten çok fazla şey deneyeceğim. Videoyu kapatmadan önce söyleyeceğim son detaylar da var. O detayları da söyledikten sonra videoyu yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Söyleyeceğim ilk detaylardan bir tanesi şu anda detaylarda görmüş olduğunuz bu menteşeler. Yani bu görmüş olduğunuz menteşe bile alüminyumdan yapılmış. Her malzeme gerçekten düşünülmüş ve öyle konulmuş. Siz bu yazıcıyı eve alıp getirdiğiniz zaman Zaks ekibi online ücretsiz eğitimi sizlere sağlıyor ve evinize kadar gelip kurulumu da gerçekleştiriyorlar. Peki bizim işlerimizi kolaylaştıran farklı özellikler yok mu derseniz tabii ki var. Örneğin bu yazıcı elektrik kesildiği zaman kaldığı yerden elektrik geldiğinde devam edebiliyor. Daha farklı bir detay söylemek istiyorum. Filamentin içeride olması gibi detaylar da baskı kalitesini artırıyor. Yani baktığınız zaman menteşeden tutun da yazılımsal olarak bu ince düşünülmüş detaylar bu yazıcıyı değerli kılan detaylar arasında yer alıyor. Yani burada işte sağlam kasa diyoruz tamam ama sadece teknik olarak değil buradaki yatan fikirler de bu yazıcının en iyilerden bir tanesi olmasını sağlıyor. Bu arada çok ciddi bir yağmur var. Yağmur sesi eminim ki çıkıyor. Bazı videolarda çıkıyordu çünkü. Evet. Neyse bugünlerde yağmur yağması gerçekten güzel. Abi ben konuyu yağmura getirdim ama nereye buraya geldik? Sen nasıl devam etmek istiyorsun? Benim mesela evimdeki yazıcımda yaşadığım problemlerden bir tanesi ABS filament ile baskı alamamak. Yani ABS filament için genelde böyle kapalı cihazlar kullanılıyor veya yazıcıyı ayrı bir konumda tutmak gerekiyor. Bu yazıcının hem kapalı olması hem de ABS filamentin az önce senin de söylediğin gibi içeride olması sebebiyle böyle fırınlanma gibi bir durumu da var. ABS filamentle baskı gerçekten çok kaliteli çıkıyor. Bunun yanında HEPA filtresi de var bu yazıcının. Bu HEPA filtre sayesinde ABS filamentle birlikte çıkan zararlı partiküller de engellenmiş oluyor. Dolayısıyla ev kullanımında yine ABS filament ile baskı da almak oldukça mümkün. ABS filament biraz daha dayanıklı oluyor PLA'ya göre. Dolayısıyla ABS'yi basabilmek bir ayrıcalık benim için. Bu yazıcı da bu ayrıcalığa sahip. Şu anda Zaks ekibi burada hani çok samimi ve sıcakkanlılar. Onlara buradan ayrıca teşekkür ederim. Bana şöyle bir bilgi verdiler. Rakipte kullanılan HEPA filtreyi ayrıca satın almak istediğin zaman 26 bin lira ödemen gerekiyor diyor ve bence burada videoyu kapatalım abi. Rakip hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Evet. Benim size bir tavsiyem daha var. Zaks'ın YouTube kanalı da var. O YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki açıklama kısmında bir link bırakacağım. Aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz. Farklı fikirleriniz varsa yazın. Yani sadece bir laptop standı ya da bir uçak basmayabiliriz. İstediğiniz herhangi bir şey varsa basabiliriz. Sizlere bastığımız şeyleri hediye edebiliriz. Farklı fikirleri gerçekten bekliyor diyor ve videoyu kapatıyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.